İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Traktör fabrikası kapatanların hikayesi Leyla Şahin Usta, AK Parti'den önce bu ülkede traktör üretimi yoktu dedi. Otomotiv Sanayi Derneği, OSD verilerine göre 1963 yılında Türkiye'de 7982 adet traktör üretilmiş. 1968 yılında ise Türkiye'de traktör üretimi 15118 adet olurken 2009 yılında traktör üretimi 14861 ile 14861 ile 1968 yılının dahi gerisinde kalmış. 1994 krizinde traktör üretimi 25.169'a düşerken mesela 2019 yılında traktör üretimi 23.899 adetle 94 krizinin bile gerisine düşmüş. Dikkat ederseniz burada şunu görüyoruz. AK Parti dönemi nüfus ve ekonomik büyümeye rağmen traktör üretiminde eski seviyelerin gerisine kalınmıştır. Bunun elbet bir nedeni var. İşte o neden AK Parti ve Traktör dediğimizde kendilerinin en büyük başarısı Uzel Traktör fabrikasının kapatılmasındaki durumları olsa gerek. AK Parti traktör üretimine bir katkı sağlamadı ama kendileri döneminde ülkenin en büyük traktör fabrikası kapandı. OSD verilerine göre traktör üreten iki büyük firmanın sayılarına bakalım. 2004-2007 Türk Traktör 74.449, Uzel Traktör 68.572 ve artık Uzal Traktör diye bir fabrika yok. Türkiye'nin en büyük traktör fabrikası kendileri döneminde arsa rantı uğruna kapandı. O nedenle Türkiye'de traktör üretimi eski yılların bile üzerine çıkamıyor ve krizlerde eski yılların bile gerisine düşüyor. Ama Leyla Şahin Usta bizden önce traktör üretilmiyordu diyebiliyor. Cehalet dönemini tanımlayın derseniz tam da bu örneği verebiliriz. Grafikte Türkiye'deki traktör üretimi ve traktör sayısını görebilirsiniz. Bunlar resmi verilerdir. Keşke konuşmacılar da kendilerine oy veren ve dinleyenlere insani saygı içerisinde doğru bilgiler sunsalar. Teknolojide AK Parti ile stop ettik. Teknolojide AK Parti ile stop ettik. İkinci konu ise Türkiye'nin teknolojik seviyesi hakkındaki durumdur. Leyla Şahin Usta Türkiye'nin nasıl teknolojik ilerleme kaydettiğini yine anlattı. Biz yine verilerle olaya bakalım. TÜİK ve diğer resmi verilerde teknolojik seviye 4 kısmı ayrılıyor. 1. Düşük teknoloji, 2. Orta düşük teknoloji, 3. Orta yüksek teknoloji ve 4. Yüksek teknoloji. AK Parti öncesi 6 yılda 1997-2002, Türkiye 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Bu ihracatın 116.4 milyar dolarlık kısmı, %74.1'i düşük ve orta düşük teknoloji ürünlerinden oluşuyor. AK Parti'nin son 6 yılına, 2017-2022'ye bakıyoruz. Türkiye 1 trilyon 089 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Bu ihracatın 672.4 milyar dolarlık kısmı, %61.7'si düşük ve orta düşük teknoloji ürünlerden oluşuyor. Dikkat ederseniz AK Parti ilk yıllarında geniş anlamda eski oranla düşük ve orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payını %74.1'den %61.7'ye düşürmeyi başardı. Lakin detaya bakınca durum pek öyle parlak görülmüyor. 1997-2002 dönemlerinde yüksek teknoloji ürün ihracatı 9.3 milyar dolarla toplam ihracatın %5.92 pay alıyordu. Oysa son 6 yıldaki ihracatta yüksek teknoloji ürün ihracatı 36.6 milyar dolara ulaşmış ama ihracat içerisindeki payı %3.36'ya gerilemiş durumdadır. Kısaca durum şudur. Alt teknolojiden nispeten kurtuluyorduk ama en üst teknolojiye de geçemiyorduk. Hatta şunu ifade edersem daha net anlaşılır sanırım. 2006-2007 yıllarında Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracat payı %36.6 seviyesindeydi. Aradan tam 15 yıl geçiyor ve 2021-2022 ihracatına bakıyoruz ve maalesef orta yüksek ve yüksek teknolojik ürün ihracat oranımız yine 36.7 seviyesiyle aynı seviyede kalmış. Yani AK Parti yönetiminde Türkiye'nin teknolojik seviyesi 2007 yılında adeta stop etmiş ve ülkemiz o günden beri yerinde saymıştır. Acaba konuşmacılar neden ve nasıl bir şekilde resmi verilerin tam tersi şekilde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar rahat hitap edebiliyorlar veya neden ve niçin bu bilgi seviyesine ülkemiz mahkum edilmiştir? İstanbul Manhattan'dan daha pahalı. Şimdi gelelim asıl noktaya müthiş ötesi çarpıklık durumumuz nerede? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bence çok doğru yaparak durum hakkında vermek istediği ince mesajları iletti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık dedi. Bu durumu gerçekten sorgulamamız gerekiyor. Öncelikle ülkemizde teknoloji seviyesinin artmadığını üste vermiştik. Buna bağlı olarak ülkemizde genel ücret gelir seviyesi de teknoloji seviyemizle beraber artmıyor. Hatta tersine düşüyor. O zaman nasıl oluyor da ülkemizde konut fiyatları Manhattan'dan daha yüksek olabiliyor? Hatırlayın bu konuda Mehmet Şimşek ne demişti? Son yıllarda reel faiz çok düşük olduğu için konut fiyatları çok hızlı arttı. Konut fiyatları çok hızlı artınca kira beklentisi de ona göre şekillendi. Çünkü ucuz krediyle konut fiyatlarının aşırı artışı beraberinde aşırı kira artışını da getirdi. Hem Mehmet Şimşek hem de Gaye Erkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarıyla beraber faiz sebep enflasyon sonuç teorisini ortada nasıl var diyerek Kur'an'a dayandırıp uygulayınca ülkeyi ne hale getirdiklerini net şekilde ifade ettiler. Nazikçe ifade edilmiş bu cümleler aslında ülkede gayrimenkul fiyatlarını kimin bu hale getirdiğini de herkese göstermiş oluyor. Anlayan anlar. Anlamayan sessizce duymuyormuş gibi yaparak kendi yanlışlarını toplum anlamasın diye kenarda oturup seyreder. Saldırı sonrası İsrail'le ticaret. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim sonrası İsrail'le ticaret %48 azaldı diyor. Burada kritik cümle Ekim sonrası yani İsrail'in saldırı sonrası sanırsınız ki aniden Türkiye ticarette İsrail'e posta koydu ve mal sevkiyatının bir kısmını durdurdu. Alın size bir başka Leyla işi daha. Resmi verilere bakınca ne görüyoruz? İsrail ile ticaret, özellikle ihracat bu yıl zaten bir düşüş eğiliminde. İsrail ile dış ticaretimiz Haziran ayında %28.1, Temmuz ayında %10.3, Ağustos ayında %18.9 ve Eylül ayında da %23.9 zaten daralmış durumdaydı. Bu süreç Ekim ayı sonrası biraz daha arttı ve Ekim ayında İsrail ile dış ticaretimiz %38.9 daralmıştı. Ömer Bolat'ın bakanlığı, İsrail'e olan ihracatın Kasım ayında %43.7 azaldığını böylece Ocak-Kasım dönemi ihracatımızın %22.2 azalış gösterdiğini açıklıyor. TÜİK verilerine göre zaten Ocak-Eylül döneminde İsrail'e olan ihracatın %19.3 azalarak 5.36 milyar dolardan 4.33 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. TÜİK ve TIM verilerine göre ise Ekim-Kasım ayları itibarıyla İsrail'e olan ihracatımız %36.9 gerileyerek 1.06 milyar dolardan 668 milyon dolara düşmüştür. Kısacası İsrail ile ticaretimizin yaklaşık %20 civarı zaten bir daralma süreci vardı. Bunun üzerine soykırım saldırısıyla bu daralma %40'lara yükseldi. Olay budur. Soykırımla İsrail'le olan ticaretimiz birden yüzde 48 gibi bir daralma yaşamadı. Keşke birazcık gerçekleri konuşabilsek ve bizi seçen insanlara bu açıdan saygılı olabilsek. Nasılsa aya dört şeritli yol yapıyoruz dediğimizde inanan bir kitlemiz olmasaydı.